Bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekil Gültekin Uysalla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Hem teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hem senin için hem kanalımız için uzun soluklu olur inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bugün sorularımızı çok değerli iki konuğumla birlikte soracağım. Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ve gazeteci Gürkan Zengin. Hoş geldiniz siz de. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Şimdi Sayın Uysal, sıcak başlık tabii ki milli futbolcumuz Merih Demiral'a verilen ceza. UEFA tarafından iki maç men cezası verildi. E, i̇ki gol atmıştı. Türkiye'yi çeyrek finale taşımada en önemli e, performansı Merih Demiral göstermişti. Fakat gol sevinci çok tartışıldı. Irkçılık e, tartışması başladı hatta. Almanya İçişleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Türk aşırı sağcıların sembolünün stadyumlarımızda yeri yok demişti ilk açıklamasında. Daha sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını da paylaşayım. O da kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu diye sordu ve orada Meri heyecanını bu görüntüyle verdi şeklinde konuştu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki gelmişti. O da ırkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır dedi. Şimdi tartışma şu, bozkurt işareti siyasi bir sembol mü? Demokrat Parti'nin bu konudaki tutumunu merak ediyorum. Geniş bir tarihsel vetereden bakarsak, Türk milletiyle özdeşleşmiş bir sembol ama... Yakın siyasi tarih, ülkenin siyasi örgütlenmelerinin Batı Avrupa'da başta Almanya olmak üzere orada yaşayan vatandaşlarımızın e, milliyetçi örgütlerden farklı referanslı örgütlenmelerimize, tabi Almanya'nın kendi travması dolayısıyla farklı hassasiyetleri var. E, ama şuna inanıyorum, tabi Türkiye'nin e, hafızasında bir ırkçılık, Zaman zaman sınırın dışına taşan, marjinal diyebileceğiniz düşünceler mutlaka o olmuştur tarih içerisinde. Ama bir imparatorluğun bakiyesi olarak hiçbir zaman bir öteki üzerinden kendi varlığını kodlamamış. Milliyetçilik teorilerinde vardır, kurucu öteki diye. Bir takım milletler kendi varlığının kodunu bir başka kurucu travmaya, bir başka hadiseye, onun üzerinden kodlarlar. Bizim tarihimizde böyle bir vaka yok bir imparatorluğun ifade ettiğim gibi altını çizmek isterim bakiyesi olarak her zaman o kalp genişliğini, gönül genişliğini, zihin genişliğini farklı milletlere, farklı etnik unsurlara her daim göstererek gelmişiz. Tabi bu hassas gündem içerisinde Avrupa Şampiyonası'nda hakikaten hepimizi heyecanlandıran millet takımımızın önemli bir başarısı var. Orada kıymetli oyuncumuzun da önemli bir emeği var gönlümüz isterdi ki böyle hiçbir şekilde ceza almasın. Tabi UEFA'nın yaptığı değerlendirmeler, farklı ülkelerde bu tür hareketler aynı klasmanda değerlendirebilecek para cezaları verilirken niçin Türk futbolcusuna, Türk milli takımının futbolcusuna daha ağır diyebileceğimiz muadil, emsal teşkil edecek uygulamalar varken iki maç ceza verildiğidir. Tabii bizim için üzücü ama ben de Milli takım teknik direktörümüz gibi düşünüyorum. Bu tür hadiseler zaman içerisinde olur, hiçbir şekilde kayıtsız kalmayalım ama <laughs> aşırı bir motivasyon kaynağı, pozitif bir şekilde milli takıma yansıyacağız. Niye daha ağır bir ceza geldiğini düşünüyorsunuz? Sebebi ne? Yani Anlamaya çalışıyorum. Tabii temyiz yolu, itiraz yolu da kapalı. Şu an kapalı. Evet. Çünkü UEFA'nın bir disiplin kurulunun ilgili uzman arkadaşlardan edindiğimiz bilgiler bir disiplin kurulunun yaptığı değerlendirmeler var. Bir de doğrudan tahkimin kendisi irade iradi olarak, ihtiyari olarak yaptığı disiplin kurulunun verdiği cezalara tahkime gidebiliyorsunuz. Ama tahkimin bu kadar kısa süre içerisinde 4 saat, farklı 4 günde aynı e, mukabil e, bir başka vakada İngiliz futbolcuya 4 gün gibi bir süre sürerken Türkiye'ye karşı ister istemez bir tarihsel ön yargının her zaman geçerli olduğu kanaatim Hatta bu kurucu öteki ifadesini kullandınız ya, bu Avrupa'daki kimliğin kurucu ötekisi olarak Türkler, Müslüman Türkler denir. Katılıyor musunuz buna? Biraz e, duygular mı Tabii özellikle oldun? son zamanlarda Batı Avrupa'nın içine sıkıştığı göçmen karşıtlığı, İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı kabul etmek gerekir ki. Kendi varlığını, kendi iç problemlerini belki izale edebilmek, örtebilmek, ifade edebilmek… Ee, bunun bir parçası olarak Türkiye'ye e, Türklük olarak bizlere karşı o tarihsel önyargılardan da kaynaklı olarak iki e, kodladıklarını düşünüyorum e, zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne Sayın Erdoğan'la özdeşleştirerek zaman zaman ayrıştırarak ama e, farklı farklı vesilelerde bunu görüyoruz. E, bu tür önyargılarla farklı platformlarda karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği müzakere sürecini değerlendirelim. Bizim ev ödevi olarak yaptığımız, yapamadığımız eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir ama Türkiye ile ölçeği mukayese edilmeyecek pek çok Doğu Blok ülkesi, Balkan ülkeleri, onlara gösterdikler hüsnü niyet, hoşgörü, daha açık bir süreç maalesef Türkiye'ye bu tarihsel önyargılar dolayısıyla ve Türkiye'nin büyüklüğü dolayısıyla her zaman bir endişe vermiştir. Birinci Dünya Savaşı öncesi, İngilizlerle Fransızların kendi aralarında e, savaş öncesi işte Osmanlı'nın paylaşılmasıyla ilgili Lloyd George'un zannederim. E, 500 yıl Avrupa'nın üzerine bir karabasan gibi çökmüş Türklerden ilk defa bunun hesabını sorma imkanını bulduk diyor. Şimdi tarihe böyle bakarsanız bunun ister istemez zaman içerisinde bir takım yansımaları olur. Bunlardan bağımsız değerlendiremeyiz. Sayın Gezici, sizin ekleyeceğiniz soru var mı? Ben şöyle, baktığımız zaman aslında bozkurt selamı olarak bakmak gerekiyor ve Göktürk işareti esasına baktığımız zaman bugün sosyal medyada da çok paylaşılan konulardan bir tanesi de işte Ruslarda sembolü ayı olarak Fransa Horoz, İngiltere Aslan. Hatırlıyorum daha önceki maçlarda aslan hareketi yapan futbolcular da vardı. Şimdi e, bu süreçte baktığımız zaman Sayın Erdoğan'ın da açıklamaları var. Ve e, maçın Berlin'de izleneceğini görüyoruz. E, Sayın Erdoğan'ın e, önümüzdeki e, süreçte orada bulunacak. Ve sizin buradaki değerlendirmeniz nasıl olur? Maça giden bir Sayın Erdoğan da olacak. Yani bu tür etki tepki, bu tür artık... Çeyrek final yarı final ve finale doğru yaklaştığımızda tansiyon yükselecektir. Ee, biraz öyle ifade ettiğim gibi bu tür hadiseleri e, çok dar zamana sıkışmış Avrupa'nın son seçimleri, birkaç seçim işte son olarak İngiltere'de yaşanan iktidar değişimi Hı -hı. onlardan bağımsız değerlendiremeyiz ama orada çok önemli bir Batı Avrupa'da önemli bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız yaşıyor. E, sadece meselenin özünden hareketle çok aşırı tepkiler vermenin orada yaşayacak vatandaşlarımıza da yansımaları olabilir diye düşünüyorum. Bunda gözlerde. Yaçmış mı? Düş sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belli. kesinlikle bel gitmesi. E, onu, onu ifade etmiyorum yani. Sayın Cumhurbaşkanı zaten gideceğini açıkladı. Devlet Bey'in çekilelim turnuvadan çağrısı yani var. onu çok mu kastediyorsunuz? O, o mütenasip değil. Evet onu kastediyorum yani. Hı -hı. Hani bu tür büyük uluslararası bir ölçekte her dört yılda bir yapılan Dünya Kupası gibi, Avrupa Şampiyonası Kupası gibi bu kupalardan, e, yani ona uygun hukukta da vardır bir mütekabiliyet esası, bir denklik, mütenasip e, bir tavır sergilemek lazım. E, Türkiye'nin artık düne göre mukayese edince bugün bu işlerde çok daha özgüveniyle hareket edebilecek gücü, kudreti var. Enstrümanları var. Ben milli takımı daha fazlasıyla motive edeceği kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı… Yarı final yolu açık diyorsunuz yani. Yarı final yolu da açık diyorsunuz. Bence taraftan. de. Yani iyi bir hava yakalayınca artık e, Avrupa'nın e, çok önemli liglerinin temsilcisi, ülkelerin milli takımları e, çeyrek finalden yarı finale kalan, E Türkiye'nin o kategoride olması da çok önemli. Maalesef çok önemli bir kaynak ayırıyoruz. O istikrarda bir sistematik altyapıdan üst yapıya. Türkiye futbolda başarı gösteremiyor ama milli takım yeni bir heyecanla beraber... Tabii her turnuvanın sembolleşen isimleri var. Arda Güler'i de tabii tebrik etmek lazım. O sırtlıyor. O motivasyonun belki en önemli kaynaklarından birisi önemli bir oyuncumuz. Bir de şimdi çağlar şöyle bir durum var. Hani tek Müslüman ülke. Türkiye'nin o tarihi serencamı içinde. Şu an Evet. Yani ilk 8'e doğru gidiliyor, tabii, gidilmiş. 4'e gidilecek falan ve tek bir Müslüman ülke olarak hani bir bir bedeniyet mukayesesi ya da değerlendirmesi yapılacak olursa Avrupa Kupası. Türkiye Avrupa'da bir ülke. Belki toprakların tamamı değil ama işte tabii, tabii. yenerse ilk dörde giriyor falan. Böyle bir biraz karın ağrıları biraz oralardan da geliyor e, gibi Türkiye, geliyor bana Türk olmak. 856'dan bu yana düveli muazzamanın bir üyesi. Evet, evet. Yani o açıdan… Tam da atamıyorlar, alamıyorlar, atamıyorlar bir sıkıntı. E, yani tabii biraz evvel de konuştuk hani futbolda. E, Batı Avrupa'nın bir kimlik krizi içerisinde düştüğü aşikar. Bir üst birlik olarak Avrupa Birliği ile beraber önemli bir çekim merkezi, güç merkezi. E, yaşlı kıta da diyebiliriz. E, yani Atlantik aksında yeni yeni yükselen güç eksenleri var. E, yani Çin'den, Doğu Asya'dan işte onların birlikleri e, BRICS'ten başlayarak e, yani bu noktada Avrupa'nın kendi problemlerini hani psikolojide ifade ederiz yansıtma olarak Türkiye evet. gibi bir takım öteki olarak tanımladığı ülkelerin üzerinden kendilerini rahatlatmak yoluna gidiyorlar zaman zaman. Bu Türkiye'ye de haksızlık. Karar siyasi o zaman size. Göre. Yani, yani siyasi o, kısmı olduğu kanaatindeyim yani genel Avrupa'nın iklimi içerisinde ama Peki, Sayın Ünal şunu merak ediyorum. Şimdi Türkiye'nin tepkisi ne olmalı? Sayın Bahçeli'nin biz turnuvadan geri çekilelim önerisini aşırı buldunuz. Şimdi e Peki ne yapılabilir? Söyle. Ne yapılmalı? Yani mesela muhalefet liderleri de tutup gitmeli mi o maça karşılaşmaya? Yani Türkiye Takım bir kararlılık olur göstermek bu. noktasında motivasyonu yükseltecek mi? bence sağda maç almak lazım. <laughs> Asıl ona duruyorsun. <laughs> yani öğrenciydim. Hafızamda kalmış ve pek çok e, siyasi tercihimizi yaparken de tavır olarak hep o zaman e, zannederim 90... 495 yıl Ali Sami Stadında Hollanda'ya yenilmiştik. İşte zaman zaman bizde tartışma olur buna benzer. Ee, işte hakemler aleyhimize düdük çaldı falan. Futbol Federasyon Başkanı Şenezer'sin çok hoş bir tabiri. Buradan da selam, saygılarımızı iletin. Çok önemli vazifeler yapmıştır Türkiye'de Federasyonun kurumsallaşması, Avrupa'da temsiliyeti. Ee, biz demişti öyle iyi futbol oynayacağız. Öyle bariz goller atacağız ki Hakemler bile engel olamayacak. Türk milli takımının önündeki e, Türk'ün işi hiçbir zaman kolay olmaz.